Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Son gelişme, son haber, flash haber diyeyim hatta. Biliyorsunuz bu yıl sonunda pitbull türevleri ile alakalı yasa çıkmıştı. Yani yıl sonuna kadar herkes köpeğini kısırlaştıracak, çip takacak, kuduz aşısı zaten olması gerekiyordu. Bunu dile getirmiştik bir önceki videolarımızda. Bu tarih 14 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı arkadaşlar. Yani 14 gün daha zaman tanıdı devlet yeni yasada. Biraz önce gelen bize haber bu. Burada ne yapacaksınız arkadaşlar? Son kez üstünden geçiyorum. 14 Ocak'a kadar köpeğinizi veterinere getiriyorsunuz. Kısırlaştırıyorsunuz. Çipini taktırıyorsunuz. Şimdi artık karneler bize işte firmalardan geliyordu. Matbaalardan basılıyordu. Biliyorsunuz herkesin farklı karneleri vardı. Artık onlar iptal. Herkes Tarım Bakanlığı'nın özel olduğu karneleri veteriner hekim odasına almak zorunda. Veteriner hekim odasındaki karneyi satın alıyorsunuz. Veterinerlerinizden. Çipinizi taktırıyorsunuz. Kuduz aşısı eğer geçmişse veya yoksa kuduz aşısı yaptırıyorsunuz ve kısırlaştırıyorsunuz. Bunların hepsini veteriner hekim sisteme girecek ve artık çip numaranıza girildiği zaman size ait olan köpeğin, pitbull'un, türevin kısırlaştığına dair olan belgeyi sistemden göreceğiz. Bu bir. İki, karnesinde de olacak. Yani üç gün sonra siz köpeğinizi gezdirirken Tarım Bakanlığı'ndan, zabıtadan veya herhangi bir şikayetten birisi sizi durdurduğu zaman köpeğinizin çip numarası, cep numarası, cep telefonunuza da çekebilirsiniz ekranınıza. Zaten köpeğinizi yanında direkt okutabilirler. Okutulduğu zaman görecekler ki köpeğiniz kısırlaşmış ve kuduz aşısı yapılmış, kayda girmiştir. Devam edebilirsiniz. Tabi bu esnada da muhakkak, şimdi ayrı bir olay daha var. Aa, ben köpeğimi kısırlaştırdım, çipini taktırdım, sisteme de girdirdim ama köpeğini serbest gezdiremezsin arkadaşlar. Mecbur ağızlık ve yakın 1 metrelik yakın gezdirme tasmaları var biliyorsunuz arkadaşlar. 1 metre, 1,5 metrelik. Onunla tasmasız gezdirmek de yasak arkadaşlar. Yani ağızlıksız gezdirmek ceza, tasmasız serbest gezdirmek ceza, kuduz aşısı yaptırmazsa ceza, çip takılmazsa ceza, kısırlaşmazsa ceza. Şimdi bunları hepsi var, hepsi yapıldı. Bazıları işte Tarım İl Müdürlüğü'ne de götürüp kaydettirmek istiyorum diyen arkadaşlarımız var. Çünkü biz de sisteme giriyoruz, bazen sistem oluyor, bazen olmuyor. Bazı hassas müşterilerimiz diyor ki biz Tarım İl'e götürüp yaptırmak istiyoruz ona. Arkadaşlar biz çipini takmışsak, kuduz aşısını yapmışsak, operasyonu da yapıp karnenin en arka sayfasında operasyon bölümü var. Oraya da tarihini imzalayıp kaşelemişsek köpeğinizi götürmenize gerek yok. Evranınızla beraber Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gidip köpeğinizin kaydını yaptırabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Eğer siz köpeğinizi kısırlaşmamış, çip takılmamış ama sahte bir karne, sahte bir evrak yaparsanız arkadaşlar veterinerde çok büyük cezalar var. Hayvan sahibinde çok büyük cezalar var. Hatta bu ceza tutuklamaya kadar gitmekte arkadaşlar. Onun için bu konu hassas bir konu. Yani devlet pitbull beslemesini artık engel değil. Ama bakın geçen bir senedir yıl sonuna kadar zaman verdi hepinize. Ben de inanılmaz derecede pitbull seven, pitbull türevlerini seven bir hekimim. Ve bizim müşteri portföyümüzün %90'ı pitbull ve türevleri arkadaşlar. Bütün Antalya'da bilir. Barış Ayan dediğiniz zaman pitbull'un %90'ı bizdedir ve biz tek tek tüm müşterilerimize ulaşıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Maddi manevi. Çünkü bu bir de külfet arkadaşlar. Bir anda işte kısırlaştıracaksınız, kuduz aşısı yaptıracaksınız, çipini taktıracaksınız, karnesini satılacaksınız. Bu bir maliyet. Veteriner hekimler odası da bunlara bir fiyat biçti. Bizde herkes şu an maddi sıkıntı olan insanlar var. Biz ne gerekiyorsa yardımcı oluyoruz. Hiç problem değil. Mühim olan ayın 14 Şubat'a kadar, pardon 14 Ocak'a kadar biz herkesi bu kayıt altına alalım ki çünkü bu zaman dolduktan sonra, bittikten sonra işlem yapmayacağız. Yapılanlar da ceza işleme maruz kalacaklar. Onun için lütfen biraz daha hassas olalım. En yakın veteriner arkadaşlarımıza ulaşalım. Bu işlemi gerçekleştirelim. Eğer bu tarihler değişecek olursa yine son dakika haber olarak size bilgi vereceğiz. İyi günler dileriz. Görüşmek dileğiyle.